Günaydın. Hafta içi programıyla karşınızdayız. Bu programda biliyorsunuz siyasetteki gelişmeleri ve aynı zamanda dış politikadaki gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Konuğum, daimi konuğumuz gazeteci yazar Vecdi Çınar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dün de bahsettiğim üzere Celal Kazdağlı şu an için müsait değil ve Fahrettin Damga da aynı şekilde müsaitliği olmadığı için vekaleten bugün moderatör olarak ben buradayım ve ikinci yarımızda da İstanbul Yazarlar Birliği Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bizlerle olacak. Yine gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın Türkiye'ye. Evet, teşekkür ederiz. Hemen başlamadan şunu da belirteyim. Sizlerin de bilginiz var. Uğur İbrahim Altay konuşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Biraz sonra onu da canlı yayına verme ihtimalimiz söz konusu. Bunu belirtip başlamak istiyorum. FED faiz kararını açıkladı. Bununla başlayalım ve ülkemizde de ekonomiye dair gelişmeler var. Enflasyon verileri açıklandı. Hem küresel anlamda ekonomik gelişmeleri hem de ülkemiz içindeki ekonomik gelişmeleri nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Türkiye'nin en önemli gündemi bu şu an. Çünkü FED değil, bir de TÜİK açıkladı bizim enflasyonları. Hı hı. Bizim enflasyonları 19.85 olarak açıklandı. Ama bütün araştırmacıların yaptığı sadece gıdada bile, yani sofrada yenilen kahvaltılıklar dahil aklınıza ne geliyorsa %45'ten aşağı çıkmıyor. Evet. Yani artık bir yolunu da bulamıyorlar düşük göstermenin ki 19.85 gösteriyorlar. Ben 3 gün evvel bu konuda yaptığım görüşmede de 20'yi ne kadar saklarsa saklasın veya ne kadar hesabı uygun bir şekilde yaparsa yapsın. 20.5'un altında onlar çıkarmayacaklar ama piyasada da özellikle bazı kalemler var ki %150'ler, %200'ler gitmeye başladı. Yani doğru bulmuyor musunuz kurumun açıkladığı verileri? Doğru bulmuyorum tabii. Ben çünkü geçmişte görevde yaptım oralarda. Yani siz üreticinin elinden çıktığı fiyatı baz alırsanız evet, %20'yi bulursunuz. Bakın bu kadar basit. Ama siz vatandaşa ulaştığı hesap üzerinden gittiğiniz zaman en az %45, 50, 60'ları bulursunuz. Şimdi önemli olan bürokratlarsa görevlerinde gereği gibi yapsınlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da bunlara inanıyor bence. Yani hakikaten öyle olduğunu zannediyor. Şimdi maalesef bir kontrol yok, bir denetim yok. Aslında anladığım kadarıyla kurumlar arasında da bir sorun var. Mesela Naci Abal'ı getirdiler. Dolar bir anda 6-7 kuruş, 10 kuruş kadar düştü. Düşünür müsünüz? Gönderilmiş, görevden alınmış bir Merkez Bankası Başkanı ki o geldiğinde de iyi değildi. Yani dolar yukarı tırmanmıştı. Aslında 7 seviyelerindeydi. Sonrasında işte bu seviyelere geldi. Şey mi, enflasyon mu? Hayır, dolar kuru. Ha, doları söylüyorsunuz. Dolar 7.20 idi. Evet. 7.21'di ve aşağı doğru da iniyordu Naci Abal giderken. Yani geldiğinde artmıştı ama önden yüklemeli faiz artırımı falan yaparak onu 7.20'lerin 6.80'lere kadar indirecekti, öyle görünüyordu. Çünkü bir silahtır faiz. Şimdi faiz de 3 puan, 5 puan artırdığınızda çok önemli hadiseler olmaz. Yıla yayılır. Yani aylık 0.40 gibi falan bir rakamlarla maliyet biner. O piyasanın içerisinde kazanarak gittiği için tolere edilir. Ama siz faizi indireceğim derken doları patlatırsanız bir anda işte böyle 16'lardan kendileri, yani düşük göstermelerine rağmen 16'lar 20'leri bulur. Piyasada da 50-60'ları bulur. Ha, bunun arkası ne gelir? Bunun arkası %100'lük, %150'lik, %200'lük faizler gelir Allah korusun. Yaşadı mı bunu Türkiye? Yaşadı. Ne zaman? 2001'de. Sizce oraya mı gidiyor? Oraya gidiyor tabii. Bakın şimdi enflasyon konusunda bir uzlaşmazlığımız var. Enflasyon fiyat artışıdır. Yani bir malın bedelinin artmasıdır. Adam dükkandaki malını satıyor. Yerine koyacağı zaman sattığı fiyatla yerine koyamıyorsa bunun adı enflasyondur. Enflasyonun bir başka tanımı tezgahtaki malın azalmasıdır. Bir başka tanımı sofradaki yiyeceğiniz yiyeceklerin azalmasıdır. Alım gücünüzün azalmasıdır özetle. Bu iki nedenle olur.
ana iki nedeni vardır. Bir, maliyet artışları nedeniyle olur. Çok enteresan. İkincisi çok tehlikeli. Biz oraya gidiyoruz şimdi. Çok çok tehlikeli. Mal durduğu yerde maliyet biner. Saklama maliyeti biner. Yani piyasada durgunluk olursa, adamın mal elinde kalırsa, o mal bir maliyet bindirir. Bir taraftan bir faiz var, çalışıyor sistemin genelinde. Dolayısıyla o maliyet yükseldikçe mal hem alıcı bulmaz, yani talepten kaynaklanan enflasyon değildir bu. Maliyetten kaynaklanan, mesela işte çiftçinin buğdayına, gübresine, mazotuna vermiş olduğu paralarla ana maliyete kaynaklanan bir enflasyon var. Bir de insanların talep noksanlığı nedeniyle tezgahta duran malın kendi maliyet bindirme enflasyonu var. Onun adına resesyon diyoruz, durgunluk. Ama sadece resesyon durgunluk demek. Resesyonun üstüne o bekleme maliyetleri, bir de dövizle giden bir ilave maliyetler biniyorsa, yani adamın malı durduk yerde değer kazanıyor. Peki ne yapacağız onu? Değer kazanıyor ama satılmıyor. Bir işe yaramıyor. Kimse de almıyor, alamıyor. Şimdi gücü bu noktada eğer o resesyonla, yani durgunlukla beraber maliyet artışı ve enflasyon yükseliyorsa, onun adına stagflasyon. Şimdi stagflasyon dediğiniz zaman işte o zaman derdinize derman arayacaksınız. Hocam, i̇şte o zaman IMF kapıları da Amerika'nın karşısında dik durup ceketi açık durmak yerine ceketi ilikleyip bel ikiye de bölünür. Yani çünkü siz vatandaşınızı korumak zorundasınız. Şunu sormak istiyorum. Şu anda umarsız bir politika gidiyor yani. Yani evet. Aslında günümüzün problemi değil bu enflasyon. Günümüzün problemi değil yüksek faiz. Yani para olduğu müddetçe enflasyon olur. Aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çok da içinde. Yani gidip bir vatandaşa sorsak enflasyon nedir diye, hemen hemen sizin söylediklerinizi daha terimsel olmayan kavramlarla akademik. Evet. Aynı zamanda piyasa. Yani tabii. Aslında vatandaşımız da yani bu ekonomi terimlerini de çok da yaşıyor, hatta yaşayarak öğreniyor. Yani öğreniyorlar. Evet. Ülkemiz yani bu durumdan nasıl çıkacak? Yıllardır enflasyonla uğraşıyoruz. Şimdi, yıllardır faizle uğraşıyoruz. Üretimi artırmaktan bahsediyoruz ama yıllardır uygulanmayan bir dönemdeyiz. Yani biz bu kıskaçtan nasıl çıkacağız? Şimdi bakın. Amerika büyük devlet, o da başa çıkamıyor. Yani onlar için %0.5'lik, %0.25'lik enflasyonlar büyük enflasyondur. Yani bir 0.25 faiz artırsın. Hafta içi programı kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşmalarını canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Hemen siyasetin ve Türkiye'nin gündemiyle devam edelim. Yayınımıza katılan bir isim var. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bizlerle. Mahmut Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Hemen size döneceğim ama aslında araya gitmeden önce ekonomiden bahsediyorduk, enflasyondan bahsediyorduk. Hemen tamamlayayım. Nasıl kurtuluruz demiştiniz. Evet. Şimdi enflasyonu oluşturan ana temellerden bir tanesi maliyettir. Tabii dövizin artışı, üretimin düşüklüğü, yani üretim. Üretim artışı, maliyetleri düşürmek, büyümeyi istihdamla birlikte yapmak, sübvansiyon ve teşviklerin doğru mantıkla gitmesi, yani bir şekilde planlama, üretim planlaması, neyimiz var, neyimiz yok, Ar-Ge, bilimsellik, teknoloji, bunlar eğitim özellikle. Yani Merkez Bankası, yani kurumların, Merkez Bankası olsun, hazine olsun, bunları anlayan ekibe teslim edip işin ehlinin yürütmesini sağlamak. Hamaset politikasıyla ortamı germemek, iç siyaseti germemek. Peki. İzin verin, müsaade edin, bitireyim. Özellikle çiftçinin, özellikle üreticinin desteklenmesi, sanayicinin destekle, bunlarla maliyet düşürürseniz, enflasyon kendiliğinden zaten büyümeyle beraber, gelişmiş ülkeler böyle yapıyor bunu. Dolayısıyla siz de bunu bu şekilde kurtulabilirsiniz. Bugünkü yönetim biçimi
Ve muhalefet biçimiyle bu iş maalesef yürümez. Tek taraflı değil. İki tarafta devlete hizmet yerine, devleti yönetmek yerine siz eğer bir hamasete döndürürseniz işi, o zaman enflasyonunuz da yüksek olur, yönetim biçiminiz de tuhaf olur. O zaman yani herkes kendi kafasına göre bir, onun adına da kaos dediğimiz anarşi, görünmeyen bir anarşi söz konusu olur. Evet. Yönetimde. Peki, güzelce özetlemiş oldunuz, evet, ve böyle bağlamış olduk. Şimdi siyasetin gündemine de geri dönelim. Aslında siyasetin gündeminde yine ekonomi var ama biraz daha böyle iç politikadaki söylemler ve devam eden gelişmelerle devam edelim istiyorum. Biraz önce anons ettiğim gibi Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bizlerle. Mahmut Bey, sizle başlayayım istiyorum. CHP liderinin yapmış olduğu açıklamalar var. Terörle mücadele konusunda yapmış olduğu açıklamalar var. İktidara gelirsek eğer terörü yerle yeksan edeceğiz dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl yapacaklar bunu? Evet, CHP liderinin açıklamasını çok samimi bulmadığımı ifade etmek isterim. Çünkü CHP şu an HDP ile birlikte bir ittifak içerisinde, bazen gizlilik içerisinde, bazen işte kamuoyuna yansıyan görüşmeler devam ediyor. Bu noktada özellikle Anadolu'da vatanperver seçmenin gönlünün alınmasına yönelik popülist bir söylem olarak değerlendiriyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun en son tezkeredeki parti olarak tavrı da bu söyleminde samimi olmadığının bir işareti. CHP eğer gerçekten Kandil'e yönelik bu açıklamalarında samimi ise, her şeyden önce PKK ile arasına bir çizgi koyamamış bir partiyle olan ittifakını bitirmesi gerekiyor. Şu anda maalesef CHP hem İç Anadolu'daki milliyetçi seçmene hem de Güneydoğu'daki, Doğu'daki seçmene yönelik arada bir politika izlemeye çalışıyor ama ikisine de yalanamayacağını düşünüyorum. Yani aslında yapmış olduğu açıklamalarla eylemleri kendiyle çelişiyor mu diyorsunuz? Kesinlikle. Yani Anadolu insanı irfanıyla bu meselelere yaklaşıyor ve kimin nerede durduğunu çok iyi tespit ediyor. Zaten bütün seçimlerde halkımızın verdiği tercihler, yaptığı tercihlerle her şeyi anladığını, gözlemlediğini, kritize ettiğini biliyoruz. Ve sonunda da oyla duygu düşüncelerini, bu izlenimlerini yansıtıyor. Bunu halkımızın inanmadığını görüyoruz. Sokakta da bunun karşılığının olmadığını görüyoruz. Çok açık bir şekilde milletimiz diyor ki işte Kılıçdaroğlu, Sayın CHP lideri, madem siz Kandil'e dair bir bu açıklamayı yapıyorsunuz ama Kandil'den gelen emirleri uygulayan bir partiye de mesafenizi açın, onlarla olan ilişkinizi bitirin, ittifakınızı bitirin, size inanalım diyor. Halk gerçekleri görüyor yani. Halk, özür dilerim. Tabii. Halkın gerçekleri gördüğünü söylediniz. Ben de aynı kanaatteyim. Bunu İstanbul seçimlerini İmamoğlu'nun kazanmasında da halkın gerçekleri gördüğü anlamında değerlendirebilir miyiz? Şöyle, çok güzel bir soru hocam. Teşekkür ediyorum. Yani biz İstanbul seçimlerini İmamoğlu'nun kazanması olarak yorumlamıyoruz. Biz İstanbul seçimlerini AK Parti'nin kaybetmesi olarak yorumluyoruz. Ha, bir ders alması şeklinde. Evet, ders alması olarak yorumluyoruz. Halk burada AK Parti'ye 13 bin oy gibi çok böyle küçük bir dilimle yaptığın bazı faaliyetleri, hizmetleri, siyaset anlayışına katılmıyorum demek istedi. Tamamen bir uçurum derecesinde oy farkı da olmadığı için bir anlamda AK Parti'ye bizim istediğimiz siyaset anlayışından uzaklaşma dedi. Yoksa orada İmamoğlu'nun bir başarısı, CHP'nin bir başarısı yoktu. Peki sizce AK Parti bu konuda gerekli dersi aldı mı sizce? AK Parti'nin gerekli dersi alıp almadığını bir sonraki seçimlerde göreceğiz. Peki. Ama ben şuna inanıyorum. AK Parti özellikle genel merkez yöneticileri illerdeki teşkilatlarında bir hareketlenme var. Bu hareketlenme saha çalışmalarında kendisini gösteriyor. Teşkilatlar bir anlamda halkla olan bağının güçlenmesi gerektiğine inanmışlar ve şu an sahada en diri parti yine AK Parti, bütün teşkilatlarıyla birlikte halka ulaşmaya çalışıyorlar. Ama şunu açık bir şekilde söyleyelim, yani AK Parti'nin bundan ders alabilmesi için öncelikle içerisindeki bazı
kirlilik, yolsuzluk gibi partinin dava anlayışının dışında hareket edenleri temizlemesi gerekiyor. Bravo. Yani halk... Bravo, evet. Katılıyorum size. Aynen. Çok, çok önemliydi. Evet. Şundan bahsetmek istiyorum aslında, CHP'lilerin yapmış olduğu açıklamaları size sormak istiyorum. Yani CHP terörle mücadelede ne eksik görüyor da şimdi, böyle bir ifade kullanıyor? Şimdi tabii Mahmut Bey'e ben ifadelerinden dolayı saygı duyuyorum. Katılmadığım yerler var. Maalesef o da şeyde, şimdi bakın, ben herhangi bir tarafın adamı da değilim, destekleyicisi de değilim. Ama eğer bu memlekette ana muhalefet lideri çıkıp alternatif bir iktidar adayı olarak diyorsa ki ben bu terörü yerle yeksan edeceğim diyorsa, bizim buna alkış tutmamız gerekir. Eleştirmemiz gerekmez. Şimdi HDP konusuna gelince, HDP konusunda ben biliyorsunuz günlerdir hep söylediğim, kökeni Kürt olan bir insan olarak HDP'yi asla tasvip etmediğimi ve öyle bir partide bir öyle bir partiye Türkiye'nin ihtiyacı olmayacağını söylüyorum, ama toplumda bir karşılığı olan da bir parti bu ve meşru, yani meclisi yönetiyor, yani hukuki olarak meşru. Ha, PKK ile iletişimi var yok kısmında aynı kanaatleri taşıyorum Mahmut Bey ile beraber. Evet, yani bir geçiş sürecinde bir mücadele var. PKK'nın bitmeye yüz tuttuğu Türk toplumunun, bakın sadece iktidarın değil, hepimizin, herkesin desteklediği, terörün bitme noktasına getirdiği, PKK'nın yok edildiği bir aşamada PKK bir Sünni teneffüs almaya çalışıyor. HDP'yi ben kontrol ediyorum havası yaratmaya çalışıyor. Mesela Meral Hanım'a yönetmiyor mu peki? Burası, hayır. Yani mücadele var. Yönetiyor, yönetmiyor kısmı var. İçeride vuruşma var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela HDP'nin Millet İttifakı içerisinde yer almak istediğini görüyoruz bir tarafta. Bir tarafta da bir HDP çalışanının Meral Hanım'a gidip burası Kürdistan dediğini görüyoruz. Bu ikisi, HDP eğer ittifak ortağı olmak istiyorsa bu nevi hareketin içinde yer almamalı. Mantıken. Demek ki içeride vuruşma var. Demek ki içeride siz işe yaramıyorsunuz. Biz gerekirse başka türlü bir parti kurdurup bir şekilde, yani bir mücadele var. Hani günlerdir bahsediyoruz ya, Demirtaş'la PKK arasında açılma var. Sistemin içerisine HDP'nin girmesini Türk toplumunun tümü istiyor. Bakın ben şahsi olarak aslında gerçekten karşıyım. Terörle mücadele HDP'nin sisteme girişiyle mi olur diyorsunuz? Bakın HDP eğer Türk seçmeniyle seçiliyor, HDP'nin aldığı her oy Türk seçmenidir. Kökeni Kürt olmuş, Laz olmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, vatandaşı olan Türk milletinin oy kullanma hakkı var. Onlar da Türk seçmeni sonuçta. Ha, aldıkları oyun zaten büyük bir bölümü taktiksel oydur. AK Parti'nin milletvekili düşsün düşüncesi içerisinde HDP'yi baraj aşırtma oyları vardır. Bunları çıktığınız zaman diğer kalan kesim, gerçekten ben Doğu'yu, Güneydoğu'yu çok iyi biliyorum. Esasında gerçekten PKK'yı Doğu, Güneydoğu istemiyor. Kendine baskı aracı olarak da görüyor. HDP'nin, evet, sistemin içerisine, bakın HDP'yi dışladınız, öbürünü getirdiniz. Yani böyle bir kesim var oralara oy veren. O zaman sistemin içerisine bu parti çekilir ise, dağıtmadığım için söylüyorum, sistemin içerisine çekilir ise mecliste, Kılıçdaroğlu'nun söylediği de odur, meşru olarak bu meseleleri onlarla konuşabiliriz mantığı var. Bir de eğer bir ana muhalefet lideri, ileride iktidar alternatifiyim ben, ben yarın Cumhurbaşkanı olacağım veya benim çıkardığım aday Cumhurbaşkanı olacak diyorsa ve ana fikir olarak da terörle mücadeleyi, PKK ile mücadeleyi öne koyuyorsa, Mahmut Bey'in buna alkış tutması gerekir. Peki diye Mahmut düşünüyorum. Bey, katılıyor musunuz? Yani eğer HDP sisteme, evet, dahil edilirse o zaman gerçekten terörle mücadele verimli bir şekilde mi yürütülür? Şimdi kıymetli Vecdi Bey'e katılmıyorum, üzülerek katılmıyorum. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde sistemle bu kadar kanlı bıçaklı olan bir parti demokratik mücadele veremez. Sistem ve devlet HDP'ye hiçbir devletin, hiçbir sistemin sağlamayacağı olağanüstü bir tolerans sağlıyor.
Ama buna rağmen HDP PKK ile olan bağını... Dondu. Evet, Mahmut Bey'in bağlantısında ufak bir problem yaşıyoruz. Hemen konuyu şöyle bir özetlemiş olalım. Bugüne kadar HDP'nin yaptıkları ve şu an gelinen nokta ve terörle mücadeledeki CHP'nin politikası ne olacak sorusu ve CHP liderinin Kandil'i yerle yeksan edeceğim ifadesi. Şimdi hemen şuna değinmek onu istiyorum. Onun söylediği şeye hemen bir cevap o tamamlama vereyim. O ona cevap hakkı doğmamış oldu Mahmut Bey. Şu soruyla değil, evet. Devam edelim lütfen. Kopmayalım konudan. Tabii ben de onun için çabalayacağım. Şimdi Mahmut Bey çok önemli bir şey söyledi. Aslında oradan devam edelim. Kandil'i yerle yeksan edeceğim cümlesi tezkereden sona geldi. Hazır mı Mahmut Bey? Evet. Mahmut Bey, bağlantınızda ufak bir problem yaşadık. Hemen devam edebilirsiniz aslında. HDP ile terör bağlantısını anlatacağız. Evet, şimdi Ziya Paşa'nın çok meşhur bir sözü var. Recdi Bey de çok iyi biliyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Kadar CHP lideri Kandil'i yerle bir edeceğim dese de gerek tezkere konusunda attığı adımlar, gerekse bugüne kadarki PKK ile olan mücadelede verilen güzel ve devletimizin verdiği başarılı mücadelede devletin yanında durmayışı bu sözün hamaset olduğunu gösteriyor. Seçimler öncesi özellikle Anadolu seçmenini, Orta Anadolu seçmeninin gönlünü almak olarak yorumlayabiliriz. Bir de HDP'nin özellikle PKK'nın kanallarına baktığımız zaman HDP'nin bırakın bir parti gibi çalışmasını bir terör örgütünden farklı bir çalışma yapmadığını görüyorsunuz. PKK'nın kanallarına yapılan açıklamalarda, HDP milletvekillerinin yaptıkları açıklamalarda Türkiye'yi bir düşman devlet olarak görmek, Türk ordusunu bir işgal ordusu olarak görmek ve göstermek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Yine HDP'ye yakın kaynaklar, HDP'li milletvekilleri ve siyasiler Avrupa'ya gittiklerinde, Batı'ya gittiklerinde sanki Türkiye devletini katil bir devlet gibi şeytanlaştırarak farklı bir fotoğraf Batı'ya sunuyorlar. Biz burada açık ve net bir şekilde HDP'nin demokrasi çerçevesinde, Türkiye'nin anayasası çerçevesinde bir parti olarak faaliyetlerini yapması gerektiğini savunuyoruz. Ama bunu sordum ben az evvel size. Sorduğum soru buydu. Yani siz HDP'nin sistemin içerisinde yer almasını ancak PKK ile olan iletişiminin kopmasını ve Türkiye'nin partisi olmasını istiyorsunuz siz de. Kesinlikle. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bana neden Türkiye katılmadığınızı anlamadım. HDP'nin Türkiye partisi olması hem Türkiye'yi rahatlatır, hem tabii HDP'nin kendi tabii içerisindeki vesayetleri ortadan kaldırır. Evet. Ama şu an HDP'yi HDP'nin idarecileri, yöneticileri yönetmiyor. Doğru söylüyorsunuz. HDP mücadele tamamen var içeride. Evet. Evet, HDP tamamen Kandil'den yönetiliyor. Kandil'deki iç çatışmalar HDP'ye yansıyor. Dolayısıyla PKK aslında HDP'yi taşeron olarak kullanıyor. HDP kendi siyasi evreninde kendi varlığını sürdürmek istiyorsa bunun PKK ile bağını koparmaktan başka çaresi yok. Maalesef Türkiye'de özellikle Meral Akşener'in çok talihsiz bir açıklaması vardı. Ne gibi? HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak görmemek gerekiyor. HDP Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. HDP Kürt kardeşlerimizin duygularıyla oynuyor. Etnik bir siyaset yaparak onları kendine çekmeye çalışsa da HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görmek Kürt kardeşlerimize yapılacak en büyük zulümdür. Ki HDP'nin hakim olduğu yerlerde, alanlarda, özellikle yerelde, belediyelerde hakim olduğu yerlerde açık bir şekilde Kandil'e ambulans gönderdiğini, araç gönderdiğini, finans sağladığını biliyoruz. Şimdi belediyeye alınacak herhangi bir itçide bile eğer dağda, Kandil'de bir yakınınız varsa sizi alabiliriz cümleleri bütün arşivlerde kayıtlı. Dolayısıyla devletin ve AK Parti yönetiminin, devleti hariç tutuyorum, AK Parti iktidarının HDP ile ve çözüm sürecinde göstermiş olduğu performansla iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Sahayı... Özür dilerim. Meral Hanım'ın talihsiz açıklaması nedir? O yarım kaldı, siz onu atladınız. Meral Hanım geçtiğimiz yıllarda HDP ile ilgili bir konuşma yaparken, HDP'den bahsederken Kürt siyasi hareketi olarak tanımladı HDP'yi. Kürtçü bir hareket dedi. Yok, Kürt siyasal hareketi dedi. Ben bizzat HDP'li oraya çıkar yani.
Kürt ırkını temsil eden bir siyaset anlayışı güdüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bizim kökeni Kürt olan insanların buna ihtiyacı yok. Ben sizinle aynı kanaatteyim. HDP'nin kendisini öyle tanımlaması HDP'nin yürüttüğü siyaset açısından, pragmatik siyaset açısından mantıklı. Ama bu taraftan baktığımızda HDP'yi Kürt siyasi hareketi... Müsaade edin lütfen. Talihsiz olan ne? Ben onu anlamadım. Mahmut Bey müsaade edin, anlatıyor zaten. Meral Hanım'ın HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak, Kürtlerin tamamı, yani Doğu'da en çok oy alan partilerden birisi AK Parti. Yine Doğu'da, Güneydoğu'da bir Hüdapar gerçeği var. Yani bütün Kürtlerin temsilcisi olarak HDP'yi tanımlamak, HDP'ye hak etmediği bir gücü, hak etmediği bir misyonu yüklemek demektir. HDP ile hiçbir şekilde duygusal bağ olmayan, siyasal bağ olmayan birçok Kürt seçmenimize de, kardeşimize de bu bir hakarettir. Yani eğer siz orada HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görürseniz HDP'nin siyaseten elini güçlendirmiş olursunuz. HDP kendisini Kürtlerin temsilcisi olarak görebilir. Ki bir etnik siyaset yapıyor. Türkiye Partisi olamamasının önündeki en büyük engel de o. Bundan da vazgeçmediği sürece... Şu soruyu sormak istiyorum Vecdi Bey size. Evet. HDP'nin şimdi bu zamana kadar çözüm süreciyle birlikte biraz önce bahsedilen, Mahmut Bey'in de değindiği, verilen tolanslarla birlikte HDP'nin gerçekten şu an sisteme girmesi mümkün mü? Öyle bir şansı var şimdi mı? Bakın, önce ben bir yanlış anlaması var Mahmut Bey'in, onu bir düzeltmek istiyorum. Meral Hanım'la ben aynı kanaatteyim o anlamda. Meral Hanım'ın bir destekçisi değilim, partisinin bir üyesi değilim. Yani geçmişte başbakan danışmanlığı yaptığımız dönemde birlikte yaptık, tanırım, ederim. Meral Hanım bir siyasal Kürt hareketi anlamında söylemez onu. Yani bir Kürtçü hareket, bakın belki izlememişsinizdir. Ben günlerdir burada söylerim. Ben kökeni Kürt olan bir insan olarak beni HDP temsil etmiyor. Türkiye'deki Kürtleri... ANAP temsil etti, Doğru Yol temsil etti, AK Parti temsil ediyor, CHP temsil ediyor, MHP temsil ediyor, Büyük Birlik Partisi temsil ediyor. Yani Saadet Partisi temsil ediyor ama bir tek kökeni Kürt olan insanları HDP temsil etmiyor. HDP'nin hareketi geçmişte PKK ile bu vuruşma zaten o yüzden oluyor. Çünkü siyasal sistem HDP'yi dışarıya atıyor, kusuyor. Yani... bunun farkına varmış olacaklar ki artık bir Türkiye Partisi olma niyetindeler. Bizi de içinize alın edin filan demelerinin sebebi bu. Ben aynı kanaati taşıyorum. Irkçı herhangi bir partinin bir kurulabilir mi? Kurulabilir. Başarı da elde edebilir. Ama bu herhangi bir ırktan bütün insanları temsil ettiği anlamına gelmez. Biz ondan Mahmut Bey'le o konuda zannediyorum aynı fikirdeyiz. Yani beni temsil etmedi hiçbir zaman HDP, etmez de. Şimdi burada sistemin sorunuza geliyorum. Bir daha tekrar edin sorunuzu. Mümkün mü verilen bu toleranslarla birlikte? Toleransla olmaz siyaset. Siyaset tolerans gösterilerek yapılıyorsa zaten orada bir gevşeklik vardır. İşte o geçiş devlet süreci gevşek aslında olmaz, sağlanmaya çalıştı ama bakın, HDP yine o isimler HDP, seviyeye gelmedi. Tekrar PKK ile bağlantısını koparamadı. Niye koparamadığını söylüyorum. Çünkü az evvel onun işaretini verdim size. Meral Hanım'a HDP'nin bir çalışanı gidiyor, burası Kürdistan diyor. Bu HDP'nin son 3 aydır yaptığı bütün çalışmayı, Millet İttifakı'na girme çalışmasının hepsini yok eden bir olay, provokasyon. Yani... Vecdi Bey. Evet. Vecdi Bey, çok özür diliyorum. Şimdi HDP'nin Millet İttifakı'nda olmaktaki samimiyeti burada ortaya çıkıyor. HDP'nin Millet İttifakı'nda olup, o istiyor. Millet İttifakı'nda olup iktidarın olası bir iktidarın bir parçası olmak gibi niyetinden ziyade, evet, bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti düşmanlığını, devlet düşmanlığını ancak oradan sağlayabileceklerine dair bir ittifak olarak görüyorum ben onu. Hayır. Bakın o sizin düşünceniz. Hayır, evet, sizin yönetim, düşünceniz. Bakın bu kadar... Bir ülke yönetimine talip olmaklıktan ziyade böyle bir dertlerinin olmadığını düşünüyorum. Sadece oluşturulmuş ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını kuvvetlendirmek ve Tayyip Erdoğan'a karşı nerede olursa, hangi cephe olursa o cephede bulunup bu mücadeleyi vermek gibi bir portre çiziyorlar. Fotoğraf var ortada. HDP'nin çizgisini mi söylüyorsunuz? Evet. Ha, ona katılırım.
ona peki katılır. Şimdi bu çizgideyken o yüzden zaten HDP, o yüzden bir şey soracağım. Çok o yüzden önemli. Millet İttifakı'nda olmasa bile peki. Zaten ihtiyaç yok dediğimde oydu. Millet İttifakı'nda olmasa bile HDP olmasa bile HDP'ye oy veren Türk seçmeni sonuçta Tayyip Erdoğan karşıtı oyunu kullanacağı için esasında bu tarafta öyle bir ihtiyaç yok diyorum ben de. Şimdi HDP çizgisini bu denli kanıtlamışken ve verilen şansları iyi değerlendirememişken peki neden HDP şu an Türkiye siyasetine girmeli? Neden bu savunuluyor? Şimdi bazı şeyleri yer altına çekmek yerine yer üstünde meclisin içerisine bu insanlar bir şekilde organizasyon yapıp bağımsız da olsa giriyorlar mı? Giriyorlar. Bunları biz böyle dışarı atacağız yerine PKK ile ve terör örgütleriyle olan ilişkilerinin kopması kaydıyla bakın. Ve geçmişte ama koparmıyorlar işte. İzin verin ama yani yarım kalan ayet yani hani uzun süredir zaten bunu tartışıyoruz. Şey demiş ya ayet namaza durmayın diye. Ama onun şartı var. Ne o? Sarhoşken diyor. Şimdi eğer ben ayeti tam algılayamazsak ayeti Müslüman olamayız ki dinden çıkarız. Şimdi benim söylediğim lafta yarım kalırsa peki, o zaman ben ifade edemem. Hı hı. Şimdi burada diyorum ki geçmişi unutmadan HDP'nin kuruluş amacı, ondan önceki partilerin kuruluş amacı tamamen Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığıdır aslında temelde. Temelde ilk kuruluşları da öyle. Bugüne kadar İstanbul seçimine kadar bakın. İstanbul seçiminden sonra şapkayı öne koydular. Bir de artık Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milli birlik beraberliğiyle, bütünlüğüyle hepimiz teröre olan karşı duruşumuzu sergiledik mi? Bakın FETÖ'de de sergiledik. PKK'da da yıllardır sergiliyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki Kürt kökenli insanların çok büyük bir çoğunluğu, yani bugün aldığı oy emanet oyları da dahil, onu ikiye üçe katlayacak oy, başka partilerde temsil ediliyoruz ya. Ben yıllarca Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptım. Peki yavaş yavaş vaktimizin evet, sonuna yani geliyoruz. Sonuç, tamamlayın ben lütfen. Şunu söyleyeyim. Şimdi hani Tayyip Erdoğan düşmanlığına dayalı bir hamaset siyaseti var ya. Şimdi aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na, Meral Hanım'a bakın ben bir birlik bütünlük mesajı vereyim buradan. İktidarsız muhalefet, muhalefetsiz iktidar demokrasiyi oluşturmaz. Dolayısıyla Türkiye bir gün alternatiflere de ihtiyaç duyacaktır. Peki. Ve bugün o günleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hamaset siyasetini umarım Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden belli partileri, ben HDP'yi savunmak adına söylemiyorum. Meral Hanım da var bunun içinde, Kılıçdaroğlu. Bu şekilde politika kuruyorlar, oyun kuruyorlar mantığı yerine geçecek şekilde onlar da sadece Tayyip Erdoğan yanında olup karşı tarafları elinden gelecek. Mesela bir Sayın Öcalan dil sürçmesi ağzından çıktı Meral Hanım'ın. İki gündür bu konuşuluyor. Evet, yanlış bir şey. Şimdi bu, Mahmut Bey, sizden de özür diledi üstelik. Yanlış konuşmuşum dedi. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Hı. Ne söylemek istersiniz? Ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. Vecdi Bey'in hitamı çok güzel oldu. Ben de o bitiriş üzere katılıyorum. Türkiye'nin özellikle mesela Amerika'nın DEDAŞ'ta bir askeri cephe oluşturması, oluşturması önemli bir tehlike. Evet. Ki Suriye'de biz varız yani. Suriye'de şu an Türkiye var ve önemli bir güvenlik problemi. Rusya ile ilişkilerimiz değişebiliyor. Yani Balkanlarda şu an Bosna'da bir savaş çıkarma gibi söylemler var. Dodik açıklama yaptı ve savaş çağrısı yaptı resmen. Bu noktada Türkiye'nin iç siyasetinin birlik ve beraberlik fotoğrafı vermesi gerekiyor. Küçük ve gereksiz gerginliklerden uzaklaşması gerekiyor. HDP'siyle de, MHP'siyle de, CHP'siyle, İYİ Partisi'yle, AK Partisi'yle Türkiye'nin bir bütün ve beraberlik olması içerisinde ortak cephe olması gerekiyor ki teröre karşı da mücadele etmesi lazım. Tabii ki. PKK'ya karşı da, PYD'ye karşı da, FETÖ'ye karşı da mücadele asla yılmaması gerekiyor. Türkiye şu an kendi içerisinde küçük meselelerle uğraştırılırken aslında dışarıda gürül gürül bir dünya dönüyor ve dönen dünyada Türkiye'nin çok da lehine dönmüyor siyaset.
Bu manada bütün partilere çağrımız, parti liderlerine çağrımız, Vecdi Bey'in de ifade ettiği gibi içerideki gerginliği azaltarak dışarıdaki tehlikelere karşı strateji geliştirilmeli ve bir ve beraberlik fotoğrafı verilmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Çok kısa bir cümle. Az evvel sürat yaptığımız için unuttum ben onu söylemeyi. Bakın, bir Kürt devleti kurulması, Kürdistan oluşturulması ama Irak'ın kuzeyinde, ama Suriye'nin kuzeyinde, ama Türkiye'nin güneydoğusunda, bunların bütün çabası Amerika tarafından bir uydu devlet oluşturulup Kürtleri temsil falan değil dert. PKK Kürtleri falan temsil etmiyor. Ona dayalı kurulan partiler de Kürtleri temsil etmiyor. Ben ar duyuyorum böyle bir şeyden dolayı. Evet. Yani dolayısıyla tamamen buna karşı olduğumuzu, bir uydu devlet kurup oralardan Dede Ağaç'ı Güneydoğu'ya taşımak. Onu beceremediği için Dede Ağaç kuruluyor. Katılır mısınız Mahmut Bey? Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden yani ne zararsız bir şekilde bir parti gelmiş, ben Kürtleri savunuyorum diyebilir. O kendini savunuyor olarak görebilir. Eğer bir terör bağlantısı yoksa onun meclis içinde olması ve evet, bir nevi sigortadır. Bunu süremiz de doldu. Evet. Mahmut Bey sizlere çok teşekkür ederim. Yayınımıza geldiniz. Yarım kaldı cümlesi bir şey. Evet, yarım kaldı, tamamlamak isterseniz süre alabilirim. Evet, yani Vecdi Bey'in de ifade ettiği gibi özellikle İsrail'in büyük projeleri, işte Amerika'nın Orta Doğu'daki ve Türkiye'deki, Güneydoğu'daki projelerini Kürt kardeşlerimiz, Müslüman Kürt kardeşlerimiz açıkça bir şekilde görüyorlar. Emperyalistler Müslüman Arapları, Müslüman Türkleri, Müslüman Boşnakları sevmiyor. Müslüman Kürtleri de sevmiyorlardır ve bunu açıkça biliyoruz. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Kürdüyle, Türküyle, Boşluğuyla, Çeçeniyle, Çerkeziyle bu ülkeyi ilelebet vatan kalması için mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Müslüman olsun olmasın bütün vatandaşlarımızı seviyoruz. Evet, birlik beraberlik noktasında böyle bir mesaj verilmesi çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim ikinize de. Ben çok teşekkür ederim. Evet, hafta içi programında gazeteci Vecdi Çınar'la birlikte ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ile birlikte siyasetin gündemini tartışmaya devam ettik ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 11'i gösterdiğinde tekrar bu masada siyaset tartışacağız.